şakasını seçmiş. Ben yoluna can koymuşken o bir başkasını seçmiş. Unutsa da seviyorum, dönmeyecek biliyorum. Söz geçmiyor bu gönlüme, hala onu istiyorum. Söz geçmiyor bu gönlüme. Hocam telefonlar var. Hemen evet. Telefonları alalım. Bir ismini vermeyen bir izleyicimiz şu anda Almanya'dan arıyor. Buyurun efendim. Mansur Bey'le hemen baş başa bırakıyorum sizi. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi buyurun akşamlar. Hemen sorunuzu yöneltin efendim Mansur Bey'e. Selamlar hepinize. Programınızı ayrıca kutluyorum. Sağ olun. Çok saygılı buluyoruz. Sağ olun. Değerli doktoruma bir sorum olacak benim. Tabii. Normalde böyle kısa hemen bir iki maddeyle biliyorsunuz yaşadığımız olayları anlatmak, çare bulmak mümkün değil. Evet. Normalde birebir konuşmamız gerekiyor fakat tabii. Ben şöyle anlatmak istiyorum. Daha önce bende şiddetli baş ağrıları oluştu 9 yıl önce ilk hamileliğimde. Hani bunu şuna bağladık, aileden gelen migren falan dendi, migren var. İşte ailede var mı falan, ağrı kesicilerle geçiştirmeye çalışıldı. Fakat bu tabii gitgide arttı, artık ağrı kesicilerle mümkün değil durdurmak. Ve daha sonra böyle bir yalnızlık hissi, aşırı yorgunluk, sürekli ağrılar. Yani böyle bir vokal ağrı olmaktan çıktı evet. Ve sürekli ama her gün yorgunum. Her gün mutlaka ağrı hissediyorum. Yani işte bana doktoruma gittiğim zaman soruyor, ne zamandan ne zamana baş ağrıların geliyor? Ne zamanı yok yani, sürekli var. Anladım. Gitmiyor. Dediğim zaman bunu tabii ki en son depresyona bağlıyor. Hani depresyon olabilir diye. Fakat bilinçli bir depresyon tedavisi de görmedim. Yani işte şu ilaçlarla kontrol altına alalım gibi değil. Migren ilaçları, ağrı kesiciler. Fakat benim için çok yeterli olmadı. Kendim üniversite mezunuyum, psikoloji bölümü mezunuyum.
Almanya'ya tabii geldim. Burada biraz sosyal çatışmalar, kültürel entegrasyon sorunum yok. Fakat nedense böyle kendimi bir içime kapanıklık hissettim. Herhalde aradığımı bulamama, Evet. bir hayal kırıklığı, geri dönüşü olmayan bir adım. Farkındayım fakat bunu aşamıyorum. Akşam karar alıyorum. Diyorum ki işte ben şunu yapmalıyım. Kendimi çok enerjik hissediyorum. Sabahleyin aşırı derecede yorgunum. Sanki o kararı alan kendim değilmişim gibi müthiş bir bitkin ve yorgunluk Evet. hissediyorum. Bir Peki türlü bunu aşamadım. Yalnızlık hissi veya eşime karşı olan ilgim çok zayıf. İki tane çocuğum var. Onlarla çok mutluyum. Onların eğitimleriyle müthiş ilgileniyorum. İyi bir ev hanımıyım. Fakat yalnızlık hissi, yani yalnız bir insan olarak yaşamak. Böyle sadece eve kapanık bir yapı. Yani sanki o önceki sosyal insan ben değilmişim gibi. Böyle bir yalnızlık hissi Peki yaşıyorum. ya bakın psikoloğum dediniz. Psikolojiyi bitirdim dediniz değil mi? Evet. Bir yardım almadınız mı? Çok da güzel anlattınız problemi. Bunun bir depresyon olabileceğini de söylüyorsunuz. Şimdi sıradan farkındayım. Depresyon ilaçları veriyorlar. Şimdi belim de ağrısa depresyona bağlıyor. Başım da ağrısa. Fakat ben de gerçekten yani elimde olmadan anlamsız ağrılar çıkıyor. Yani omuz ağrıları, ellerimde ağrılar. Mesela çok hareketli bir insanım, sporu seven bir insanım, çok aktifim, çok Şimdi okuyan bir insanım. Buna nazaran aşamıyorum. eğer vücudun içinde çok lokalize edilemeyen, yaygın veya belli yerlerde olan ağrılar varsa büyük bir ihtimalle bunlar psikolojik. Zaten size de aynı şeyleri söylemişler. Ve bunun da tedavisi mümkün ama biraz yoğun bir tedavi görmeniz gerekir. Yani siz de iyi biliyorsunuz bunu. Almanya'dasınız ama ben yine tercihen orada yaşayan bir Türk veya psikolog veya psikiyatrla Evet, görüşmenizi yalnız doktor bey siz şuna çok isabetli, yani buradaki psikologların bizim kültürel hangi aşamadan geldiğimizi, hangi toplumdan geldiğimizi Peki ben burada bir yani soru sorayım. Pardon, bizi özür dilerim anlamakta hanımefendi. zorluk çekiyorlar. Özür Yani dilerim. yine Şimdi yandan aynı sorunu programımız da getirirler. bitmek üzere de. Şimdi örneğin bu hanımefendi oradaki yaşamından 2 ayını ayırsa ya da bir Evet. ayını ne kadar sürede böyle bir yardım alması lazım hocam? Çünkü belli ki bir psikolojik yardım almak zorunda. Alması lazım. Yani bu rahatsızlık için ya en az 3 ila 6 ay bir Üç ila altı ay yardım alması yardım gerekiyor. alması Zaten lazım. farkında, olayın da farkında hanımefendi. Kültür farklılığından dolayı da kendimizi çok fazla izah edememekten de yakınıyor. Evet. Aslında vücut bir şekil o ağrılarla kendini anlatıyor. Evet. O zaman böyle bir zaman ayırmanız gerekiyor. Programımızı aradığınız için teşekkür ederiz. Size acil şifalar. Belki Ama en azından bu akşamın tesellisi David Gerenzo'dan 2 tane de tişört sizin adresinize de belki Fatih gidecek. Bey özel bir program yapabiliriz. Kültür farklılığının getirdiği ruhsal sorunlar diye. Yani Yapalım. bunu çok İlerleyen önemli. haftalarda Bakın yapalım. hep bunu vurguladılar bize. Yayınımız şimdi sona ermek üzere. Evet. Ben bütün konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Bu arada ediyoruz. Şenol Bey size de çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. İzleyicilerimize de buradan şu mesajı vermek istiyorum. Şimdi rejide arkadaşlarımız gelen telefonları alıyorlar. Ve kaç kişi kaldıysa, çünkü toplam 15 kişiye demiştik. Kimler ulaşabildiyse onların isimlerini de önümüzdeki programda yayınlayacağım. Ve toplam 15 kişi David Gerenzo'dan 2'şer tane tişört kazanmış olacak ama belli olmaz. Belki Şenol Bey ilerleyen programlarda da Avrupalı izleyicilerimize böyle hediye tişört vermeye İnşallah. devam eder.